Türkiye'de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Millilik oranı %20'den 80'lere çıkan, nereden alırız diye düşünürken bugün nereye ihracat yapsak pozisyonuna gelen savunma sanayimiz artık 170 ülkeye satış yapıyor. Türk savunma sanayi kısa zamanda dünyanın gıpta ettiği bir konuma ulaştı. Artık Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde İHA'lar, SİHA'lar, kara araçları ve deniz platformları başta olmak üzere yüzlerce ürünü 170'ten fazla ülkeye ihraç edebilen bir ülke olarak bu alanda zirveye doğru ilerliyor. Atılan bu adımlar sayesinde 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı harekatları gerçekleştirildi ve ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda büyük başarılar elde edildi. AK Parti 23 yıllık iktidarı boyunca attığı adımlarla savunma sanayini küresel bir ilgi odağı haline getirdi. Millilik oranı %20'lerden %80'ler seviyesine ulaştırıldı. 2002'de 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 3000'e yükseldi. Geçmişte piyade tüfeği dahi yurt dışından tedarik edilirken bugün Türkiye modern piyade tüfeklerini, zırhlı araçları, fırtına obüslerini, İHA, SİHA, TİHA sistemlerini, taarruz ve genel maksat helikopterlerini, MEPS ve elektronik harp sistemlerini, akıllı mühimmatları, füzeleri, hava savunma sistemlerini, savaş gemilerini, milli muharip uçağını ve daha birçok ürünü tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldi. Sağlanan bu ilerlemeler adı konmuş veya konmamış ambargolara ve engelleme çabalarına rağmen başarıldı. Bütün bu gelişmeler sayesinde ihracatta ciddi bir artış sağlanarak 2002 yılında 0.2 milyar dolar olan savunma sanayi ihracatı 2022 yılında 4,4 milyar, 2023 yılında ise 5,5 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Hükümet daha önce olduğu gibi bundan sonra da tehditleri sınırların ötesinde, kaynağında bertaraf etme politikasına devam edecek. Hiçbir saldırı bu politikaların uygulanmasına engel olmayacak. Dışa bağımlılık azaltılarak yerlileşme oranı daha da arttırılacak. Savunmada yıllar içerisinde nereden ithal edebilirizden nereye ihraç etmeyi tercih ederize gelen Türkiye, kazanımlarını geriye götürecek hiçbir müdahale izin vermeyecek. Savunma sanayinde elde edilen teknolojik kabiliyetler sivil sanayi alanlarında da kullanılacak. Böylece katma değeri yüksek üretim ve ihracatla cari açığı fazlaya dönüştürme politikasına güçlü bir katkı sağlanacak.